Ve efendim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan uyardı. Devlete yani SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi. Bu son uyarı dedi. CHP'li belediyelerin borçlarını ödemek yerine ikiye katlanına da dikkati çeken Bakan Işıkhan bu alacakların yasal yollarla tahsil edileceğini söyledi. Seçim öncesi belediyelerin borçlarının sürdürülebilirliği artık ortadan kayboluyor. Belediyeler borçlarını ödesin yoksa biz yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz demişti. O günden bu yana borçlarını ödemediler. Ödemedikleri gibi de borçlarını daha da şişirdiler. Sosyal güvenlik sisteminin milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. SGK borcunu ödemeyen belediyeleri son kez uyardı. Buradan da onlara son uyarımı sizlerin aracılığıyla yapmış olayım. Borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım. İstanbul, Ankara, İzmir gibi CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Gündeminde SGK borçları vardı. Belediyelerin SGK'ya olan 96 milyarlık borcu seçimden sonrası 2 ayda 120 milyar liraya yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir'e bakın. İzmir'in CHP'li ilçe belediyeleri de ne yazık ki büyük şehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Şimdi diyorlar ya AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık diye. İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Bakan Işıkhan İzmir'deki yerel yönetimi eleştirirken Körfez'deki balık ölümlerine dikkat çekti. Şehirlerimizi ne hale getirdiği ortada. İşte Körfez'in hali ortada. Körfez'e kokudan yaklaşılmıyor. Körfez ölü balıktan geçilmiyor. CHP zihniyetinin sadece insanların değil, hiçbir canlının yaşam alanına saygısı ve tahammülü de bulunmamaktadır.